Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler, dermanlar, rahatlık, hastane, kaplar, bakması Yüce Mevlam Yüce Allah'ım. Bugün de sizler de değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi çilek reçeli yapıyorum. Bu nasıl yapıyoruz değerli izleyicilerim? Size de onu bir anlatayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çileklerimiz biz yazın dondurucuya koymuştuk. Dondurucuya böyle direkt yıkayıp bütün koymuştuk değerli izleyicilerim. Hiçbir aşamadan geçirmedik. İçerine şekerini falan koymadık yani. Direkt böyle çileklerimizi koyduk. Bazı kişiler içerisinde şekerini koyup da koyuyor dolaba. Yazın ucuz oluyor, kışın pahalı oluyor biraz daha diye. Sizler de isterseniz öyle yapabilirsiniz. İşte halam bunu neye göre yaptı bilmiyorum. Dolaba atmıştık biz bunları böyle. Sizlere şöyle bir göstereyim çileklerimizi. Bunları da böyle kışın sanki yeni yapmış gibi oluyor değerli izleyicilerim. Hiç yani öyle dolapta donsa da don vurgunu gibi olmuyor. Sanki böyle direkt konserveye koymuş gibi değil de direkt tardan çileği koparmış yemiş gibi oluyor tadı. Gerçekten o lezzeti veriyor yani. Biz bunların uçlarındaki dallarını falan koparmıştık. Yapraklarını işte değerli izleyicilerim. Böyle bu şekilde şimdi pişiriyoruz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim değerli izleyicilerim. 81'imize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya tanıdığım, tanımadığım tüm izleyicilerime, gönül dostlarıma selamlar olsun buradan Deniz'den. Ben size Deniz'den selam yolluyorum. Yeni katılan izleyicilerim var, yeni katılan abonelerim var. Onlara da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki de geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. İşte böyle değerli izleyicilerim. Bugün de biz çilek reçeli yapıyoruz böyle. Küçük tencerenin içerisinde görmüş olduğunuz gibi 2-3 yiyecek kadar. Ocağımızın altı en kısık derecede. Bu şekilde bu böyle kaynıyor, koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra da sizlere göstereceğim. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi sizlerle yapmış olduğumuz çilek reçelimiz şöyle güzelce koyulaşmış. Şöyle görüyor musunuz? Ne güzel olmuş çilekleri dahi. Koyuluğu tam iyi. Tam reçellik değerli izleyicilerim. Şöyle görüyor musunuz rengini? Çok güzel gerçekten. Koskoyu bir rengi var. İşte böyle oldu reçelimiz. Şöyle halamı görmüş olduğunuz beyaz üzüm almış. Beyaz üzümleri yıkadık güzelce. Biz yıkamadan yiyemeyiz değerli izleyicilerim. Üstelik çünkü başkaları eliyor bunları kuruturken. Şöyle görüyor musunuz sizler de güzelce bunları ısladık. Sonra şöyle şimdi sizler de güzelce kurutuyoruz. Sizleri şöyle bir onda paylaşayım dedim. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Bu kalem böreklerini ben sizlerle de sarmıştım. Şöyle dondurucu yapmıştık. Ablam geldi artık. Bunları da sizlerle de kızartacağız bugün sabah kahvaltısına. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi ablam için şöyle kalem böreklerini kızartıyoruz güzelce. Şöyle alt taraflarını az önce çevirdik. Sizler de görüyorsunuz şöyle. Şu taraflarını çevirdik. Şunu ablam çevirmemiş. Şunu bir çevireyim. Şöyle bir tarafa pişmiş bunu değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle değerli izleyicilerim, görüyor musunuz? Soğan yumurtayı pişirirken içerisinde bir tane kürdan atmış. Çatlam görmüş galiba, internette görmüş ya da bilmiyorum. Biz böyle geniş şeyler çoğunlukla deneriz. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Bu benim sizlerle birlikte yapmış olduğum ayva reçelimiz. Güzel, çok güzel, çok koyu olmuş. İçeride sanki jelleşmiş gibi olmuş. Sizlerle bir de içerisine koymuştum ya çekirdeklerini, o yüzden. Şöyle şu çilek reçelini de halam yapmış. Şunlar şöyle peynirle çökereklerimiz. Şurada da şöyle zeytinimiz var görmüş olduğunuz gibi. Bu zeytini de sizlerle bir yapmıştık. Şöyle salatalık almış, dedem mi aldı, halam mı aldı bilmiyorum değerli izleyicilerim. Şu da yazın yapmış olduğumuz soslarımızdan. İşte şöyle yani değerli izleyicilerim, daha birkaç çeşit daha var, onları size daha sonra gösteririm. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Bunlar kızarttıklarımız, daha kızartmakta olduklarımız da var. Evet değerli izleyicilerim, ben şimdi sizlerle bir de buraları gırgılayacağım güzelce. Belki bilmeyenler vardır. Şehir yerlerindeki bu gırgır değerli izleyicilerim çoğunlukla köy yerlerinde olur. Köyde mesela böyle bu böyle getirilerek şöyle yere bastırarak sürersiniz böyle. Yemek yedikten sonra falan köy çoğunlukla yer sofrası olduğu için köyde olur yani bunlar. Şehir yerlerinde fazla bilinmez gırgır. Çünkü şehir yerlerinde çoğunlukla elektrikli süpürge vurur değerli izleyicilerim. Biz köylüler böyle yerleri bunlar da böyle süpürürüz işte. Sizler de bugün bunun videosunu çekin dedim. Önceden de kanalımda vardı. Görmeyen yeni katılan izleyicilerim için de şimdi sizler de buraları bir süpürüyeyim, temizleyeyim ben. Çoğunlukla her gün ben bunları böyle yaparım değerli izleyicilerim. Çünkü ev toz oluyor. Çok araba geçtiği için buralardan ben de denizde oturuyorum. Biz denizde oturuyoruz yani ailecek. Afyonkarahisar Başmakçılıyız. Yani köylüyüz biz. Öyle yani şimdi değerli izleyicilerim, buralar böyle
Her zaman her gün süpürüyorum ben. Temizliyorum bunlar. Haftada bir zaten en az temizlik yapılır. Biz ama haftada bir değil de haftada 2-3 gün yapıyoruz. Yani aslında neden o kadar çok yapıyorsunuz olsan diye de soracak olursanız. Haftada 2-3 gün yapmayınca bizim evler gerçekten çok fazla batıyor. Çünkü her gün bize misafir geliyor değerli izleyicilerim. Sizler için de tripodumu taktım. Telefonla sizler için de buradan çekim yapıyorum. Işık tripodla gerçekten daha iyi çekim oluyor. Tripodum boyu daha fazla büyüyormuş. Onu da bilmiyordum değerli izleyicilerim. Altta bir kademesi daha varmış. Şu anda sizlere küçük kademede çekim yapıyorum. Daha büyük kademesi de var yani. Bizim burası da binalarda gerçekten hiç iyi değil. Kapıyı bile dışarıda açtım, o bile duyuluyor yani. O yüzden böyle binaları sevmiyorum ben fazla. Böyle şuraları yerler güzel. Temizliğim bu halıyı da bir sene önce mi ne kestirdiydik değerli izleyicilerim. Bayağı iyiymiş. Diğer odaları da kesilecek bunlardan. Salonu falan kesilse iyi olacak yani. Mutfağın da halısı yok böyle. Mutfağınki biraz değişik gibi gerçekten. Mutfak zaten fazla bizim halı iyi olmaz. Mutfakta kilim paspas gibi işte. O şekilde yani yerde altta bir tane halı var. Böyle de ben buraları süpürüyorum güzelce. Halam, ablam hepsi dışarı şu an gezdi ve evde kaldı. Gezmek miydi? Halı sevmem ben. Ev gezmezse gitti herhalde onlar da bilmiyorum. Dedem dışarıya çıktı, çınarı gezdi. O doğrularda dolaşır. İşte böyle yani. Ben evde böyle ev temizliğiyle uğraşır. Olsanın dünyası. Eğer kanalıma da hala abone değilseniz bir resim bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Can dostlarım, can ailelerim. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok sağ olun, var olun. Dün gece 250 tane mi, 260 tane mi yorumunuz olmuş. Tüm izleyicilerime, abilerime, ablalarıma da çok teşekkür ederim buradan. En çoğunlukla zaten ablalarım izliyor. En az abilerim izliyor aralarında. Öyle yani ortalamalarda bakınca öyle oluyor. Yorumlara bakınca da zaten öyle. En çok ablalarım yorum yapıyor benim için. Tüm izleyici ablalarıma, abilerime, kardeşlerime de buradan gönül dostlarıma selamlar olsun. Olsun Dünyası YouTube kanalında. Videomun başlarında sizlere selam vermiştim. Buradan hepinize Leyla ablama, Efo dayıma, Nerima Katlancı ablama, sonra Kadriye ablama, Zekiye ablama, sonra kimler vardı? Nerman ablama, Nevin ablama, sonra isimlerinizi buraya gelince mesela değerli izleyicilerim unutuyorum. Küfür Yakın ablama da buradan selamlar olsun. Başka hangi izleyicilerim, ablalarım vardı? Rabia Zorlu Demir ablama da buradan selamlar olsun. Kayseri'ye, İzmir'e, İstanbul'a, Fidanser ablama da selamlar olsun. Başka hangi izleyicilerim var? Kadir abime de selamlar olsun. Yorum yapan izleyicilerimin bile çoğunlukla değerli izleyicilerim isimleri unutuyorum. Sınav haftalarımız da bitti artık çok şükür. Bir hafta sonra tatilimiz başlayacak. İnşallah artık sizlere videolarım daha kaliteli, daha içerikli olacak. Ön kamera benim kırık olduğu için değerli izleyicilerim. Şu an size arka kamerayla çekim yapıyorum. Ön kamerayla çekimleri şu an dışarıda yapıyorum ben. Ön kamerada biraz bulanık görünüyor o yüzden. Ön kamerayı artık bir tamire falan vereceğim. Kaç protosan o da bilmiyorum artık değerli izleyicilerim. Bir dahaki hafta vereceğim sanırsam. Bilmiyorum yani ablam Isparta gidip gelecek bir hafta sınav haftası için. O geldikten sonra inşallah o zaman veririm. Kaç gün sürer bilmiyorum. O zaman için inşallah sizler için bayağı bir 2-3 tane video stoğu yapmam lazım. Çünkü telefon kendi iç ekranıymış, kırılmış. O iç ekranı değişeceği için sizlere bayağı 5-6 tane video hazırlamam lazım. Çekmem lazım yani fazladan. Çünkü onları da çekmezsem sizler videosuz kalırsınız. İzlenmelerim daha da fazlaşır. Zaten izlenmelerim bayağı bir düşük. 300'lerde, 500'lerde öyle bir şeyler. İnşallah ben de diğer kanallar gibi 10 binler, 20 binler, 30 binler, 40 binler ilerleyeceğim. Emeklerimin karşılığını alacağım. Emek olmadan yemek olmaz demişler değerli izleyicilerim. Atalarımız, büyüklerimiz. Her zaman ben de emek veriyorum. İnşallah benim de kanalım büyüyecek. Ben de inşallah diğer kanallar gibi yükseleceğim. İzlenmelerim, yorumlarım, beğenilerim yükselecek inşallah. Öyle yani işte değerli izleyicilerim. Sizler zaten şöyle içerileri görüyorsunuz evimizin içerilerine. Ne etrafta bir kir var, ne pisoz var. Ama ben yine de böyle dayanamıyorum yani. Yerde bir böyle ekmek kırığı dahi olsa onu hemen süpürmem lazım. Biraz da hasta gibi oldum. Niyeyse böyle bilmiyorum. Sesim de bir değişik. Lütfen sizler de kusura bakmayın. Niye böyle bilmiyorum. Boğazlarından gelen böyle bir ağrı var.
Ondan dışarı falan da çıkmıyorum. Hava soğuk baya çünkü. Dün cumartesi günü kursa gittiydim. Kursa bayağı bir üşüdüm. Orada kapının önünde 5-10 dakika beklediydim. Ders başlamayınca okulun kapıları falan kapalıydı değerli izleyicilerim. O yüzden kursa gittiğimiz okul ayrı bizim. Normal kendi okulumuz ayrı. Kendi okulumuz Akköy'de. Kursa gittiğimiz okul Çınar'da. O yüzden bayağı bir orada üşüdüm. 5-10 dakika durursa kadar bile iliklerime kadar dolandım yani. Sizlerle bizlerle çoğunlukla videolarım sohbet eşliğinde oluyor. Sizlere artık böyle günlük hayatımı anlatıyorum. Ne yaptığımı anlatıyorum. Öyle daha zevkli oluyor bence. Sizler için de öyle oluyor. Sizler de öyle söylüyorsunuz. Sen anlat olsan biz dinliyoruz diyorsunuz. Hatta bazı izleyicilerim Çiçek diye bir abla Oğuzhan spiker, haber spikeri gibi konuşuyorsun demiş. Diğer kanallardan daha güzel konuşuyorsun demiş. Onlar da o ablama da çok teşekkür ederim. O da çok sağ olsun, var olsun güzel yorumlar için. Tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum güzel yorumlar için. Allah'ım hepsinden razı olsun, bir kere değil bin kere. Yüce Allah'ım, Yüce Mevlam. Evet değerli izleyicilerim, ben de artık videomu burada sonlandırayım. Sabah videomu sizlerle birlikte açmıştım. Daha doğrusu dün gece açmıştım. Dün gece hanım çilek reçeli yapıyordu. Bir onu gösterebilir. Şimdi sabah sizlere çilek reçelimizi gösterdim. Kahvaltımızı falan gösterdim. Öyle yani şimdi değerli izleyicilerim, videomu da artık sizlere burayı gırgırlarken sonlandırıyorum. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.